Evet, şimdi geldik markete. Bugün Türkiye ve buradaki aynı markaların fiyatlarına bakacağız birbirisinin, yani böyle. Mesela burada meyve falan değil. Meyvelere de bakarız da. Şey gibi, yani Nescafe burada da var. İşte ketçapın markası burada da var. Barella mesela, makarna. Direkt onların birebir karşılaştırmasına bakmak istiyoruz bugün. Öyle yapacağız. Hadi devam. Evet, şimdi fiyatlara bakarken bir de böyle bir şöyle bir kıyaslama yapacağız. Şu an Türkiye'de asgari ücret 11.402 TL. Burada da şu an benim bulunduğum eyalette minimum saatlik ücret 13.80 dolar. Bu yaklaşık 14'e çıkıyor, 12'ye düşüyor. Yani diğer eyaletlere göre aşağı yukarı buralarda. Şimdi Türkiye'de 6 saat, 6 gün, günlük 8 saat çalışarak oluşan bir asgari ücret o. Hani haftada 8 çarpı 6'dan 48 saat çalışarak alınan bir şey. Aylık 11.402 TL. Burada ise yaklaşık günde 8 saat, haftada 6 gün çalışarak yaklaşık 2600 dolar alınıyor. Yani 2600 dolar vs 11.402 TL gibi bir fiyat karşılaştırmasında, bir alım gücü karşılaştırmasında olacak. Arada bir bu bilgileri vereceğim çünkü ne kadar alabiliriz, ne kadar şey yapabiliriz. Ve bir de burada pound geçiyor kilogram yerine. Yani pound LB, pound geçiyor. 1 pound 0.45 kilogram arkadaşlar. Bunu da bilerek devam edelim videomuza. Evet, ilk olarak şeftaliye bakıyoruz. Şeftali Türkiye'de 28 TL'yken 1 kilogramı. Amerika'da 0.45 kilogram yapıyor. 1 pound 2 dolarmış. Yani 1 kilogramı 4.2-4.3 dolara denk geliyor. Mısır Türkiye'de 6 tanesi 50 lira. 4 tanesi yaklaşık 35 liraya denk gelir. Amerika'da ise 3.5 dolar 4 tanesi. Yani farklar anı görüldüğü gibi. Patates 18 TL kilogramı. Amerika'da yani yarım kilosu 2.66, 1 kilosu oradan 4-5 kilo, 5 yok 5.5 dolar gibi bir şey yapar 1 kilosu Amerika'da. Şimdi soğan 17 TL Türkiye'de. Hemen Amerika fiyatına bakarsak, burada iki çeşit soğanı göstermek istedim ama normal klasik bizim Türkiye'deki bulunan soğandan bakarak 1.5 dolarmış. Bu da 3.2 dolar gibi bir fiyata denk gelir 1 kilogramı. Hemen domatese bakalım. Domates gördüğünüz gibi 3 dolar burada. Yarım kilosu 3 dolar sayılabilir. Yani yaklaşık 6 dolar, 6.2 dolar gibi bir fiyata tekabül ediyor 1 kilogramı. Türkiye'de ise 24 TL. Avokadonun bir tanesi 19 TL Türkiye'de. Burada ise 3 TL, 3 dolar. Hemen neydi bunun ismi? Kavuna gelelim. Kavun 5 dolar, Türkiye'de kilogramı 14 dolar. Burada bu kavunlar 1.5 kilogram falandır. Hemen nereye geldik? Buradan ekmeğimize geçtik. Bu bizim fırınlarda satılan, bizim somon ekmeğimize en benzer bunu bulabildim markette. Burada fırın olmadığı için markette böyle satılıyor ekmekler. Evet, burada 4 dolar bir ekmek. Türkiye'de 5 TL'ydi bu videoyu çekerken. Yani inşallah değişmemiştir umarım. Bir ekmekte bir tık daha öndeymişiz gibi geldi yani. Şimdi sütaş, labne, peynir 400 gram Türkiye'de 44 TL. 44 TL. Türkiye'de ise Amerika'da ise 400 gramı 5 dolar. Mesela şu an bunun bir karşılaştırmasını yapmak istiyorum hemen. Bir 2600'ü 5'e bölersek 520 tane alabiliyoruz bu labneden. Türkiye'de ise 260 tane alabiliyoruz bu labneden bir aylık maaşımızla. Hemen bir breast fümelere baktığımız zaman, böyle salamları, Türkiye'de 12.5'muş. Amerika'dakine bir göster bakayım. Nasıl çekmişim ben bunu kameraya? Diğerleri hep böyle, çoğu domuzlu sosisler, domuzlu salamlar da. Evet, fiyatını niye hala göstermiyorum ben bunun? Evet, fiyatı da 5 dolar gördüğünüz hindi salam füme. Evet, şimdi tavuğun kilosuna bakarsak Amerika'daki o yaklaşık 6 pound, 6.15 pound, 9.75. 1 kilogramı 3.5 dolara denk geliyordu, hesaplamıştım. Türkiye'de ise 50 TL. Oha, yani çok büyük bir fark var. O daha demin gördüğünüz tavukta 2.75 kilogram bu arada. Hemen kıymanın fiyatı, hadi kıymanın fiyatını gösterelim. 13.61 kaç poundmuş? 3.4 pound, yani yaklaşık bu da 1.5 kilogram gibi bir şeye tekabül ediyor. Türkiye'de ise kilogramı 295 TL. İnanılmaz bir rakam. Çok farklı. Mesela kıymada çok fark ediyor. Ketçaptan devam edelim. Türkiye'de 570 gramı Heinz'ın 35 TL. Amerika'da ise kaç kilogram? O 1 kilogram mıydı? Yaklaşık 1 kilogramı ise 5 dolar.
Evet, şimdi Nutella'ya geldik. Nutella Türkiye'de 750 gramı 95 TL. Aynı şekilde Amerika'daki 750 gramı ise 9 dolar. Yani evet, tam 9'u 27 ile falan çarpınca daha pahalı oluyor ama alım gücü olarak hani ben 2 saatte çalışarak çok daha fazla Nutella alabiliyorum yani Türkiye'deki 1 saatime oranla. Çünkü Türkiye'de yaklaşık bir günlük 400 dolar efendim neyse, Barilla'lara geçelim. Barilla makarnalar aynı şeyler Türkiye'de 16 dolar iken, 16 TL iken Amerika'da 2,14 dolar. Hemen Dardanan ton. Evet, bu Dardanan ton Türkiye'deki pahalı olanlar ama üçlüsü 69 TL'ymiş. Bu gösterdiğim şey biraz ucuz olan da, hani iki tane farklı gösterdim Amerika'dakinden. Hani fiyatlarında böyle bir tanesi 2,39 ve 1,99 dolar gibi. Şimdi böyle bir bitki çaylarına bir bakalım. Amerika'da hepsi aynıydı. 3,19'du. Hepsi içinde 20 tane var. Böyle çeşit çeşit şey var bu arada arkadaşlar. Bitki çayı var. Şeftalisinden yaban mersini olsun falan. Türkiye'de ise yaklaşık gördüğünüz gibi 20-22 fiyatlarında bu şey yeşil çay bitki çay fiyatları. Evet, Nescafe klasikliğe gelirsek Türkiye'de 200 gramı 82 TL. Amerika'da ise böyle iki çeşit vardı. Birisi 11 dolar. Diğeri ise kaç dolar gösterdim fiyatını? 7,69 dolar. İkisi de biri 198 gramda, biri 200 gramda arkadaşlar. Aynı fiyat. Şimdi Oreo'lara geldik. Oreo şöyle 220 gramı Türkiye'de 39 TL. Amerika'da ise böyle çeşitli çeşitli vardı. Hani hepsi 4,69 dolar civarı değişiyor arkadaşlar. Kaç grammış bu arada o? Göremiyorum şu an. Göstermeye çalışmışım ama görememişim. Evet, şimdi Monster'a bakıyoruz. Monster enerji şeyine. Normal boyutu 2,59 dolar Amerika'da. Türkiye'de 32,5 TL'ymiş. Bunu şu an ben videoda öğrendim. Oha, Red Bull'a bakalım. Normal bir Red Bull 2,89 dolar Amerika'da. Türkiye'de ise 25,46 lira 250 mililitresi. Gerçekten acı verici bir durum. Hemen Head and Shoulders. Neredeyse aynı şeyler. Amerika'da 6,49 dolar. Türkiye'de ise 65 TL. Wow, bu kadar artmış mıydı ya? Çok çok fazla artık bu fiyatlar gelmeye başladı bana. Dove sıvı sabun. Şöyle Türkiye'de bir tanesi 17,1'li mi o bilmiyorum. Fiyatları gördünüz işte. Pınar Sit Türkiye'de 23,50, yani 23,5 TL 1 litresi. Amerika'da ise bu kaç galon? Kaç galonun kaç litre olduğuna yazarım bu arada buraya. Fiyatını gördünüz. Lay's Party Klasik. Burada 4,49 360 gramı 4,5 dolar. 368 gramı 4,5 dolar. Türkiye'de ise 150 gramı 23 TL. Şimdi Doritos'un Türkiye'de 121 gramı 18 TL. Amerika'da ise onun bir büyüğü Doritos'un 3,5 dolar. Yani çok fark var ya. Popcorn Seafood. Bakalım Türkiye'deki fiyat 80 gramı 15 TL. Danone. 29 TL'ymiş 150 gramı. Evet, Danone'nin diğer fiyatını da görüyorsunuz. Amerika'daki. Buradan bir dondurmalara bakalım dersek. Kartor 80 TL mi? Ben mi yanlış görüyorum? Evet, Kartor 80 TL. Amerika'da ise böyle bir büyük bir şey. Yani bir litreden fazlaydı. 4 dolar. Evet, kolalar. Türkiye'de 1 litresi 20 TL. Amerika'da 2 litresi 2,30. Hani bu durumda 1 litre Türkiye'de 50 TL, 45 TL gibi bir şey oluyor. Öteki türlü 2,5 dolar gibi bir şey oluyor 2,5 litresi. Çok fark var. 2,5 dolar. Evet, hemen burada yumurta fiyatlarını görebilirsiniz. 30'u 68 TL iken Amerika'da işte gördüğünüz gibi organik pahalı olan bir tık. Göstereceklerim bu kadardı. Hani daha bir sürü şey var. Hani biraz aynı marka, aynı şey olmasına dikkat ettim bugün. Hani direkt aynı şey olsun, karşılaştıralım falan diye. Bunları göstermek istediğim değil. Biraz da kısa olsun dedim video. Başka göstermek istediğiniz şeyler varsa videolara yazıp onları short şeklinde tekrar başka geldiğinde yükleyebilirmişim. Öyle. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Türkiye'deki video için de Emir Asıl Türk kardeşimize
Teşekkürler.